Travnet'in YouTube kanalına hoş geldiniz. Güzel bir hafta olması dileğiyle. Türkiye tarafında gündem oldukça yoğun. Şimdi canlı olarak Bloomberg HT kanalında Hazine Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in açıklamaları devam ediyor. Özellikle açıklamalarda programın detayları belirtiliyor ve programa olan güvenin arttığı, CDS'in gerilediği, bankaların özellikle yurt dışından finansman temin etmedeki kolaylıkları ve ihracatın büyüme üzerindeki etkilerini paylaşıyor. Dolayısıyla bugünkü Borsa İstanbul açılışında eğer konuşmada ilave detaylar ya da piyasa dinamikini etkileyecek açıklamalar gelecek olursa açılış buna bağlı olmuş olacak. Mehmet Şimşek'in konuşmaları devam ederken saat 10'da Türkiye'de enflasyon verisi açıklanacak. Aylıkta 4.38 bekliyoruz. Piyasada 3.8 ile 4 arasında bir beklentisi bulunuyor farklı anketler tarafında. 4.38 gelmesi durumunda bizi de yıllık enflasyonda %67'li seviyelere yaklaştıracak. Ocak, Şubat, Mart döneminde en kötü enflasyonu görüyor ve yaşıyor olacağız. Ocak'ta zaten yuvarladığımızda 7 geldi. Şubat'ta 4, Mart'ta da bir 4 gelme potansiyeli bulunuyor. Bugün Türkiye gündemi yine yoğun olarak devam ederken kabine toplantısı, özellikle ekonomiye ilişkin gelebilecek olası açıklamalar ön planda olacak. Borsa İstanbul'a baktığımızda 8850, 9000 majör destek hattı devam ediyor. Yukarıda 9250 direnç seviyesi. Kuvvetle muhtemel bugün de yatay bir açılış yapma ihtimali devreye girebilir. Açıklanan finansallar arasında Borusan, Arçelik ve Oyak Çimento geldi. Ki Cuma günü de bizim de Borusan'la alakalı bir teknik önerimiz olmuştu. Borusan da Cuma günü tavan gördü, %10'lara yaklaştı. Daha sonra da piyasa etkisiyle beraber geriledi. Giriş seviyemiz, hedefimiz, stop loss'umuzla ilgili detayları da Trivetter'ın uygulamasından bakabilirsiniz. Yurt dışı tarafa baktığımızda yurt dışı tarafı da oldukça yoğun bu hafta. Özellikle Amerika tarafında fabrika siparişleri, JOLTS, ADP, tarım dışı istihdam verisi, Perşembe günü FED Başkanı Powell'ın Senato'daki sunumu olacak ve bu Amerika tarafında. Dolayısıyla haftanın öne çıkabilecek FX enstrümanı olarak ONS altın ön planda olacak. Ons'ta hedef potansiyel olarak beklentimiz 2400, gram altında da 2315-2350 hedef potansiyeli. Amerika tarafından Avrupa'ya doğru geçtiğimizde Avrupa tarafı da oldukça yoğun. Perşembe günü ECB'nin faiz kararı gelecek ama faizde herhangi bir değişiklik beklemiyoruz. Akabinde ECB Başkanı Lagarde'ın açıklamaları olacak. Dolayısıyla Perşembe günü hem Lagarde'ın açıklamaları hem de saat 18'den itibaren FED Başkanı Powell'ın konuşması olacağından dolayı Euro-Dolar paritesi ön plana çıkabilir. Euro çiftlerine dikkat etmekte fayda var. Cuma günü Fitch'ten Türkiye not değerlendirmesi gelebilir ama açıklamak zorunda değil. Notta herhangi bir değişiklik beklemiyoruz ama kredi görünümünde durağından pozitife çevrilmesini bekliyoruz. Dolayısıyla yurt dışı tarafında Cuma günü ana kırılma tarım dışı istihdam, Perşembe günü Avrupa tarafında Avrupa Merkez Bankası faiz kararı ve ECB Başkanı Lagarde'ın konuşmalarını takip ediyor olacağız. Görüşmek üzere.